Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizinle 4 Haziran TRT Türkçe denemesinin soru çözümünü yapacağız. O zaman çok vakit kaybetmeden bir başlayalım. Peki, ilk sorumuz parantez içine verilen ifadeyle yanındaki altı çizili sözcüğün anlamının benzeşmeme durumu ya da aynı anlama gelmeme durumu arkadaşlar. Arkadaşlar, ayrım ve fark aynı şeydir. Eledik gitti. Etiketlemek, sınıflandırmak bu mantıkta, bu cümle içerisinde evet. Talep etmek, istemek bir tanesi Türkçesi, bir tanesi Arapça Türkçesi. Tahammül edememek, katlanamamak arkadaşlar. Aynı şey ancak kalbur üstü dediğimiz şey aslında seçkin demek ya da önde gelen demek. Dolayısıyla burada niteliksiz diyoruz ancak burada önde gelen diyoruz. O zaman cevabımız arkadaşlar bu soru için Edirne oldu. Uyuşmadığı cümle Edirne'de var. İkinci sorumuz bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi koşul bildirmemektedir demiş. Sanat tadını hiçbir zaman doyamadığımız tılsımlı bir şerbeti sürekli içmek gibidir. Burada birazcık benzetmeler falan var gördüğünüz gibi. Hatta burası da bir tanım cümlesi diyebiliriz arkadaşlar. Dikkat! Onu daha iyi algılayabilmek, ondan daha çok zevk alabilmek, çaba sarf etmeye, onun yakınına sokulmaya bağlı. Evet bakın arkadaşlar burada bir şart var, bir bağlılık, bir koşul var. Dolayısıyla burada bir koşul anlamı var. Unutmayalım ki çaba sarf etmezsek, gördüğünüz gibi burada bir salçayla şart anlamı katmış. Sanat da her şey gibi emek ister. Yani emek vermezseniz, bakın arkadaşlar bir şart anlamı daha var buralarda. Bence hiç uzatmayalım bir soru. Bakın burada da bir salça var. Cevabımız otomatikman arkadaşlar Adana seçeneği olur. Bu parçanın akışına göre aşağıdakilerden ya da aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilemez ya da hangileri getirilemez diye sormuş bize. Bakalım. Önce şuraya okuyalım arkadaşlar. Yıllar yılı ağızlarda yöreselliğin sınırını aşamamış sözcükleri gün ışığına çıkarıyorlar. Peki. Halk dili yaz dilini birbiri içinde eritiyorlar. Ama hepsinde çok olumlu şeyler var. Yepyeni söz değerleriyle kimsenin söz etmeye cesaret edemediği temalara yöneliyorlar. Peki bakın arkadaşlar burada dilden bahsetti. Burada da dilden bahsetti. Burada da konudan bahsetti. Şimdi bakalım. Paragrafın içerisinde dille ilgili bir ifade mi var yoksa konuyla ilgili bir ifade mi var? Bu soruyu buradan çıkarabiliriz. Halktır dilin yaratıcısı. Evet dille girdi arkadaşlar. Bu gerçek. Dil devrimimizi yönlendiren ana düşüncelerden biridir. Bakın dille devam etti. Dille devam etti. Dolayısıyla bir ve ikinci seçeneklerimiz hep birle ilgili oldu arkadaşlar. Dille ilgili oldu. Dolayısıyla cevabımız bu soru için Edirne olacaktır. Evet, hangisi çıkarılamaz sorusu. Bu parçadan öykü türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz arkadaşlar? Hep diyoruz ki bu tarz sorular yardımcı düşünce sorularıdır. Ve buralara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi önce aşağı okuyalım. Şıklarımız dediğimiz gibi kısaysa aşağı okumak her zaman da avantajlı olur arkadaşlar. Hemen bakalım. Geçmişe günümüzü yakınlaştırdığı çeşitli de yazın saat türlerini etkilediği, yaşamın gerçeklerinden beslendiği, okur hassas olduğu noktalardan kavradığı, yoğun bir anlatımla biçimlendirildiği. Temeli fabl, masal, destan gibi anlatılara dayanan öykü az sayıda çok şey söylemek ister. Evet arkadaşlar bakın burada yoğunlukla ilgili bir duruma işaret etti. Anlatmak için sabırsızlanır ama sabrını sırlı bir dille birkaç satıra sığdırır. Hala yoğunluktan bahsediyor. İnsanın yüreğine, zihnine, bam terine dokunur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada özellikle bam teli ifadesiyle insanın zayıf noktası yani hassas noktasına dokunduğunu söyleyebiliyoruz. Hayatımızdan bir kesit sunarken evet demek ki gerçeklerden de besleniyormuş arkadaşlar. Bize anlatır. Kalemin sahibi de bunu bilir ve bu duygu yoğunluğuyla yazarsa öykü seven okurları derine etkiler. Öykünün her satırı okurun ruhuna dokunur. Bakın hala devam ediyor. Şurası. Öykünün her satırı dediğimiz gibi okurun ruhuna dokunur. Zihni, tarih olanla bugün arasında bağ kurar. Geçmişte günümüz arasında bağ kuracağını söyleyebiliriz. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar Bursa seçeneği olacaktır. Evet bu birazcık uzun bir soru. Şöyle bir küçültelim. Hemen ondan sonra devam edelim. Demiş ki 2 numaralı parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Evet, biri okuyalım. Günümüzde pek çok ebeveyn çocuklarını aşırı hijyenik ortamlarda yetiştirmeye önem veriyor. Bebek ürünleri ya da temizlik maddeleri reklamlarındaki pırıl pırıl mikropsuz evdeki sağlıklı bebek imgeleri bu eğilimin bir göstergesi. Çocuklar fazlasıyla temiz evlerde büyütülmeye çalışılıyor. İkinciyi okuyalım arkadaşlar. Yapılan bir araştırmaya göre hayatlarının ilk yıllarında fare ve ev hayvan döküntülerine, hamam böceği kaynaklı alerjenlere ve çeşitli bakterilere maruz kalan çocuklarda alerji, hırıltılı solunma ve astım belirtileri görülme olasılığı çok daha az. Güzel. Araştırma bakterilere ve belirli alerjenlere erken dönemde maruz kalmanın çocukların bağışıklık tepkileri açısından koruyucu bir etki yaptığını gösteriyor. Bu bilgilerin astım öncülü olarak bilinen alerji ve hırıltılı solumaya karşı önleyici stratejiler geliştirmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor. Evet, burada ebeveynin çok böyle hijyenik ortamlarda çocuklarını büyüttüklerini söylerken, ikincisinde bu tutumun çok da doğru olmadığı, aslında çok küçük yaşlarda çocukların bu tip bakteri ya da mikroplara maruz kalması sonucunda ilerleyen yaşlarında bazı rahatsızlıkların daha az görüldüğünü ifade ediyor. Bu yüzden arkadaşlar deniz seçeneğine baktığımızda, yani birinci parçada söz edilen yaklaşımın aslında doğru olmadığı ikinci paragrafta kendisini göstermekte. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız denizli seçeneği olur. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Diyoruz ki bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır demiş. Evet, bakalım. Faik Bey Sena'nın yanında müstesna bir huzur duydu. Onunla konuşmaktan, gezmekten öyle keyif alıyordu ki her şeyi unutuyordu. Hatta bazen en ilgisiz konulardan bile söz ederken söz gelimi Paris sosyetesinden Semiha'nın dünyanın en gizemli gerçeğini açıklıyormuş gibi takındığı ilginç tavırdan hoşlanır. Evet arkadaşlar, buradaki müstesna ifadesiyle bize bir anlam ilgisi kurulmaya çalışılmış. Hemen aşağıya bakalım 7. sorumuzda, şıklarımızda. İşlerin çok azimli ve kararlıydı ama zaman zaman küçük hayal kırıklıkları onun moralini bozuyordu. Çok çıkmadı gibi arkadaşlar. Şurada bu arada istisna kökünden gelir arkadaşlarım, üstesinde hani böyle ayrıcalık duymak, farklılık duymak, farklı bir duygu hissediyormuş aslında burada. Arkadaşların hiçbirine benzemeyen, son derece sıra dışı ve şaşırtıcı bir insanı yakından tanımak istedi. Evet, devam edelim. Annesinin onu kalbinde hiç kimseyle karşılaştırmayacak apayrı ve özel bir yeri vardı. Evet, kimse de duymadığı ayrıcalıklı, istisnai bir huzur içindeydi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Faik Bey müstesna diye adlandırdığı huzur ifadesi ayrıcalıklı, apayrı bir yer anlamına geliyor. Bu yüzden cevabımız bu soru için arkadaşlar C seçeneği olacaktır. 8. sorumuz bir ses bilgisi sorusu. Hangisi vardır diyor. Bugün müze olan ve şehrin dışındaki, evet, şehrinde bir ünlü düşmesi var arkadaşlar. Ancak inşa edilende de bir ünsüz yumuşaması var. Ancak şıklarda bir yumuşama olmadığı için geriye bir tek ünlü düşmesi kalıyor arkadaşlar. Bunu yanlış yaptık. Bu arada hemen silelim. Ünlü düşmesi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden cevabımız arkadaşlar C seçeneği olacak. Geldik 9. sorumuz arkadaşlar. Yukarıda numaralanmış cümleler anlamca bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur diye sormuş. Evet, bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle sıralıyoruz bu soruyu. İnsan sevdiği kişiyi başkalarıyla birlikte gördüğü zaman kıskanabilir. Bu doğaldır. Çok böyle tanım cümleleri genellikle birinci cümlelerde olur. Mesela burada çünkü ifadesi var. Mesela burada onun için ifadesi var. Demek ki bunlar birinci cümle olamaz arkadaşlar. Peki ne demiş? İnsan sevdiği kişiyi başkaları birlikte gördüğü zaman kıskanabilir. Bu doğaldır. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü şimdi bunun sebebini anlatacak bize. Sevdiği kişinin tüm ilgisi kendisine yönelsin ister ve bu duygu özellikle çocuklarda çok baskın. Evet. Arkadaşlar çocuklara geçti, gördük mü? Demek ki çocukla devam edecek burada. Çocuk annesinin başka bir çocuğa yakın olmasından, hatta annesiyle babası arasındaki yakınlıktan dahi rahatsızlık duyar. Evet arkadaşlar, çünkü devam ettik 4'te de. Sonra dedi ki anneden bahsetti burada. Annesi sadece kendisine ait
hissetmek ister. Ancak ilerleyen yıllarda sevgi paylaşımı, bakın sevgi paylaşımına geçti. Dolayısıyla burası bir olacak. Daha sonra arkadaşlar bakın sevgi paylaşımı ile cümleyi, daha doğrusu paragrafı bitirmiş oldum. Baştan dördüncü diye sorduğu için cevabımız arkadaşlar Adana seçeneği olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerden hangisi doğru kullanılmıştır demiş bize. Arkadaşlar burada bir kere soru sormuş. Tamam mı? Mecbur buraya soru işareti koyacaksın. Evet. Biz hiçbir zaman saseden sonra, yani arka arkaya saseler gelmiyorsa tabii ki hiçbir şekilde virgül atmıyoruz. Dolayısıyla bunu eledik. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sonraki cümlemizi okuyalım. Diyor ki sonraki cümle o zaman yaşayabiliriz. Bilgi, düşünce bayrağını insanlık adına bir adım daha ileri taşımanın mutluluğunu ve gururunu demiş, nokta bırakmış. Çünkü burada bir yüklem zaten var. Bu cümle eksiltili bir cümle değil. Nokta koymamız gerekiyor da. Ancak 3 nokta koymuş. Dolayısıyla yanlış bir noktalama olmuş. Şuna bakıyoruz arkadaşlar. İnsan dalları ve gökyüzüne doğru yükselirken kökleriyle de sağlam bir duruş sergilemeli. Toprağın derinliklerine yol alarak. Evet. Sergilemeli yüklem, bir yüklemi var. Bu cümle şu an noktayla bitebilir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet, hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Birinci cümle kurallı bir at cümlesidir demiş. Hemen bakıyoruz yüklem sonda mı? Evet, farksız yüklem sonda. Demek ki kurallı. Farksız isim mi arkadaşlar? İsim. Dolayısıyla burası bir at cümlesi diyebiliriz. İkinci cümlede özne ve yüklemden oluşmaktadır diyor. Yörenin doğal güzelliklerini keşfetmek üzere kırlara gitmek iyi fikir. İyi fikir yüklem, iyi fikir olan ne? Yörenin doğal güzelliklerini keşfetmek üzere kırlara gitmek. Olduğu gibi özne arkadaşlar. Dolayısıyla burası da doğru. Üçüncü cümlede yan cümlecik. Yan cümlede de şey arkadaşlar fiilimsi. Hemen fiilimsi bulup bunun neyi, kimi ya da ne sorularına cevap verdiğini görürsek eğer bu bizim için şu anda bu cümlede nesne görevini kullanılmış demektir arkadaşlar. Kuşadası'ndan Söke'ye giden yolun bitmesini hiç istemiyor insan. Evet, şurada bir fiilimsi var. İstemiyor yüklem, istemeyen kim? İnsan. İnsan neyi istemiyor? Kuşadası'ndan Söke'ye giden yolun bitmesini. Bakın burada da bir tane var. İki tane yan cümlem var ve şu anda belirtili nesne görevini kullanmış. Dolayısıyla bu da doğru arkadaşlar. Dördüncü cümlenin öznesinde belirtme sıfatına yer verilmiştir. Belirtme sıfatları arkadaşlar ne diyorduk biz belirtme sıfatlarına? Sayı sıfatları, işaret sıfatları, belgesi sıfatlar ve soru sıfatları. Evet, tamam bakalım. İyonlardan Osmanlılara tarih boyunca sayısız uygarlığa bereket dağıtan Söke Ovası'nın Ege Denizi ile buluştuğu sığ kıyılar kilometrelerce uzunluktadır. Evet, kilometrelerce uzunluktadır yüklem. Kilometrelerce uzunlukta olan ne? İyonlardan Osmanlılara tarih boyunca sayısız uygarlığa bereket dağıtan Söke Ovası'nın Ege Denizi ile buluştuğu sığ kıyılar. Arkadaşlar burada nasıl sorusuna cevap veriyor? Bakın. Değil mi? Yani nasıl kıyılar? Bir şey buluştuğu. Burada bir sıfat var. Bana burada bir belirtme sıfatı diyor. Ancak burada bir niteleme sıfatı var. O zaman cevabımız arkadaşlar denizi seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, 12. sorumuzda sabırlı, mükemmel, çeşkolik, titiz, tutarsız gibi 5 tane öncü vermiş. Yukarıdaki paragraf bunlardan hangisiyle ilişkilendirilemez diye sormuş bize soruda. Bakalım. Londra'daki ünlü British Museum'da Thomas Gray, Elly Wheaton in a Country Churchyard başlıklı şiirinin 75 ayrı kopyası sergilenmektedir. Gray birkaç defa değil, kelimelerin mısraları 75 defa değiştirip yazdıktan sonra ancak yaptığı işi beğenmiştir. Demek ki bu adam mükemmeliyetçi arkadaşlar. Mükemmele ulaşmak için 70 küsür şey yazmış. Şiir yazmış. En doğruya ulaşana kadar. Dolayısıyla ikinci. Şöyle şıklarımı bir eliyorum. Onun için gerçek başarı en güzeli, en doğruya ulaşıldığında ortaya çıkar. Güzel. Bu da sürekli ve kararlı bir çalışmayı zorunlu kılar. Evet arkadaşlar, demek ki adam çok uzun süreçlerde çalışmış ve sabır göstermiş. İşkolik olduğunu söyleyebilir miyiz? Burada herhangi bir işkolik, yani işinden bahsetmemiş ki işkolik olabilsin. Hani yemiyor, içmiyor, çalışıyor gibi bir ifade yok.
Dolayısıyla burada sanki bir işkoliklik olmayacakmış gibi. Şunu denedim. Titiz mi? Evet, titiz ki üzerinde uğraşıp 75 tane kopya yapabilmiş. Dolayısıyla titiz de diyebiliriz arkadaşlar. Tutarsız mı? Tutarsız olduğuna da ulaşamıyoruz bu metinden arkadaşlar. O yüzden cevabımız 3 ya da 5 arkadaşlar. Evet, ne diyor bize arkadaşlar? Hangisi ulaşılamaz diyor. Güçlü bir edebiyat geleneğinden beslendiğine, insanın gizli yönlerini açığa çıkarmaya çalıştığına, tanık olduğu olaylardan yararlandığına, farklı yazınsa türlerle eser verdiğine. Ya bakalım, edebiyatımızda bir selimileri duyarlılığından söz etmek mümkündür. Öyküleri, romanları, denemeleriyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada öykü, deneme ve işte romandan bahsederken farklı türlerden bahsettiğini görebiliyoruz. O zaman 4'e ulaşıyoruz. 4 geçenleri biz siliyoruz. Kaldı 3 seçeneğimiz. Peki. Denemeleriyle getirdiği birikimin yansımalarında bunu gözlemleriz diyor. Peki. Gerçekliğini ele alıp yansıttığı bireyin dünyasına bir kazıcı gibi yönelen sanatçı yaşanmışlığın getirdiği izlenimlerden, yani günlük yaşantıda karşılaştığı olaylardan, tanık olduğu şeylerden yola çıktığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla 3 de var. İnsanın gizli yönlerini çıkarttığını söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Bakın, insan benliğinin saklı kalan yönlerini aydınlatmaya çalıştığını söyleyebiliriz. O zaman cevabımız arkadaşlar Bursa seçeneği olacaktır. Hangisini ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir sorusu karşımızda. Ha bakalım. İhtiyar kadın elinde zarfla bekleyen oğluna sordu. İki nokta, ne sorduğunu söyleyeceğiz. Ameliyat için gereken parayı denkleştirebildim mi? Aha, soru işareti. Pek sayılmaz. Peki ya Kerpiçtepe'deki tarlanın satışı ne oldu? Soru işareti. Muhtardan da mı bir ses çıkmadı? Soru işareti. Ondan bizlere fayda gelmez diye ben sana demiştim değil mi? Demiş soru işareti arkadaşlar. Bir de iki nokta kullanması gerekiyor. O yüzden cevabımız Adana seçeneği olacaktır. Evet, bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez diye bir soru var 15. soruda. Bakalım neymiş. Küçükken bir kitap yazma hayalim vardı. Bir otobiyografi. Hayatımı anlatacak, başıma gelenleri olduğu gibi tüm çıplaklığı yazacaktım. Bu düşüncem yaşım ilerledikçe çok saçma gelmeye başladı bana. Neticede herkesin yaşadığı birçok şey yaşıyordum. Ortalama bir hayatı kim neden merak etsin ki? Sonradan gördüm ki aslında çok satan romanlar en sıra dışı hikayelerden oluşuyor belki ama sıradan hayatlarında alıcısı var. Sosyal medya ve bloglar işte bu alıcılarla sıradan hayatını paylaşmak isteyenleri bir araya getiriyor. Üstelik kendinizi dinleyicilere bu mecralarda anlatırken sadece ne anlatıyorum kaygısını taşıyorsunuz. Albenli, tumturaklı cümlelerle bir farklılık oluşturma gayretiniz olmuyor. Evet. İnsan yaşadıklarını başkaları paylaşırken gerçekçi bir yaklaşım sergilemedi ki zaten gerçek yaşantıdan, sıradan bir yaşamdan bahsettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bir sanatçı eserlerini okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda yapmamalı ki zaten bunu söylüyor. Yani hani siz ne anlatıyorum kaygısı güdüyorsunuz. Nasıl anlatacağım ya da nasıl beğendirim kaygısı gütmüyorsunuz. Dolayısıyla bu çok çıkmayacakmış gibi bir kalsın. Duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı gündelik ortamlarda üslup kaygısı boşunadır demiş. Doğru arkadaşlar. Herhangi bir üsluptan, işte albenli ifadelerden bahsetmeye gerek yok diyor. İnsanın düşüncelerini zamanla farklı gösterebileceğini, evet burada da bu düşüncesi yaş ilerledikçe çok saçma gelmeye başlar ifadesi çıkıyor. Evet, zaten cevabımız çıktı arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Hangisinin yazımı yanlıştır diye bir sorumuz var karşımızda. Arkadaşlar bakıyoruz, diyoruz ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış vardı dedi. Evet, biz bunu konuştuk. Önümüzdeki Şubat ayında uluslararası bir konferansa katılacağım. Burada bir şey yok gibi. Arjantin'e gitmek için bindiğimiz uçak 23.45'te. Arkadaşlar bizim dakikamız varsa biz eklerimizi buna göre getiriyoruz. Zira bunun TT olması gerekiyor. Ünsüz benzeşmesi yaşaması gerekiyor. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar Bursa seçeneği olacaktır. Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden söz etmektedir diyor. Hemen bakalım.
Bu kitabı yazarken romandaki insanların hikayesi hep benim ve kurgumun vereceği tadın gerisinde kalsın istedim. Bu nedenle romanın dilini kurmak için önceki romanlarıma göre bir takım farklı teknikler kullandım. Söz gelimi anlatının belli bir sınırı aşıp hızlandığı, geride kalan hikayelerin çekimine kapıldığı ya da köpürüp de durulduğu yerlerde V'lerle soluk alıp veren bir dil kurdu. Ayrıca bu romanda ilk kez bazı sözcükleri tıpkı şiirdeki gibi hem ileriye hem geriye işletmeye ve bu yolla cümlelerin taşıdığı anlamı zenginleştirmeye çalıştım. Kitapta gelecek sayfalara ilişkin bazı ipuçları bir takım cümlelerin sözcük diziminden bile çıkarılabilir demiş. Peki. Direkt şuna bakalım arkadaşlar. Cevabımıza bakalım. Yapıtlarında önceki yapılarına farklı bir anlatım oluşturmak için neler yaptığından ki bahsetmiş arkadaşlar burada. Neler yapmış? İşte şiirsel bir üslup kullanmış. İşte bir takım cümlelerin sözcük dizimini değiştirmiş. Ya birçok iş yapmış aslında bununla ilgili. Yani aslında alışılmışın dışında bir üslup, bir dil kullanmış ve bunun nasıl yaptığını bize ifade etmeye çalışmış. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar Edirne seçeneği olacaktır. 18. sorumuz arkadaşlar altı çizili sözcüklerle ya da bölümle ilgili aşağıdakilerin hangisiyle doğru orantılıdır diye bir soru var karşımızda. Ünsü Emre'yi anlamak ve o çağdaki olayları anlamlandırabilmek için o dönemdeki olaylara tarihçi gözle değil de gönül gözle de bakmak gerekir. Tamam, güzel. Bu gözle bakıldığında Haçlı, Moğol saldırılarının ve Anadolu Birliği için ciddi bir tehdit oluşturan Babıayların olayının halkı ne denli sarstığını, İbni Arabi, Mevlana ve Yunus'un da tahribatın önlenmesindeki kritik rolü ortaya çıkacaktır demiş. Evet arkadaşlar burada hiç uzatmıyorum. Direkt cevabı verdim bu soru için. Olayları yalnızca bilimsel değil, yani sadece tarihçi gözüyle değil, aynı zamanda duygusal ölçüler yani gönül gözüyle de görmek gerektiğini söylüyor. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar Edirne seçeneği olacaktır. Evet bunu birazcık küçültmemiz gerekti. Çünkü gördüğünüz gibi bir tık uzun bir soru var karşımızda. Şöyle bir ortalamaya çalışayım. Pek olmadı gibi ama olsundu. Peki. Evet, ne diyor? Boş bırakılan yerleri aşağıdaki sorulardan hangisi gelmelidir diye sormuş. Bu tip soruları genellikle ikinciden itibaren vermeye çalışacağım. Şimdi ben size direkt cevabı vereyim. Çünkü cevapla sorunun ne kadar bağlantılı olduğunu anlatayım size arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olur. İki ile başlayalım. Yaşadığınız yer kuşlarla ilgili araştırmalarınızda size bir katkı sağladım. Hemen bakalım. Şimdiye kadar Çin, Tayland, Avustralya ve İngiltere'de çalıştım. Bak şimdi çalıştığı yerleri saydım mı? Ya da yaşadığı yerleri saydım mı? Saydı arkadaşlar. Her yerin eksi ve artısı var. Araştırma ortamını ve iş arkadaşlarımı seviyorum ve bu açıdan oldukça ilham veren bir yerdeyim. Ayrıca tropik bölgede yer alan çok güzel bir botanik bahçesinde yaşıyorum. Evet, bakın arkadaşlar yaşadığı yeri soruyor hala. Eğer tropik ekoloji araştırması yapmak istersem 20 dakika yürümem yeterli ve sonrasında yağmur ormanındayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bire bakalım kuşlara karşı ilginiz ne zaman ve nasıl başlamış diye sormuş. Dedesi kuş gözlemcisiymiş arkadaşlar. Tanesi İngiltere'nin Norfolk kıyısındaki yazlık evimize bir kuş gözleme götürmüş. Bu şekilde işte kuşlara olan ilgisi başlamış arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız bu soru için Ceyhan olacaktır. Geldik 20. sorumuza. Bakalım 20. soru bize ne diyor arkadaşlar? Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine müzelerde sergilenen eserlerin bu gibi olaylardan, şimdi bu gibi olay diyorsa demek ki kendisinden önce bir olaylar bir şeyler olacak. Etkilenme olasılığını en aza indirmek amacıyla dikkat edilmesi gereken önemli koruma kriterleri vardır cümlesi getirilirse hangisinde anlam bozulmaz diyor. Peki deprem ve sel gibi doğal afetler yüzyıllar boyunca tarihi yapılara zarar vermiştir. Evet. Demek ki bunlar birer olay arkadaşlar. Deprem anında oluşan hareketlilikten etkilenmesini engellemek için öncelikle bir eserin üzerinde durduğu kaidenin yüzey alanı geniş tutulabilir ya da eser kaidesini ağırlık merkezinde dikkate alınarak sabitlenebilir. Arkadaşlar birinciye getirdiğimizde çok daha mantıklı oluyor. Niye? Çünkü burada olaylardan bahsetti. Zarar vermekten bahsetti. Daha sonra burada arkadaşlar bu olayların
zararlarının en aza indirgenmesinden bahsettiği için bir nolu cümle getirdiğimizde çok daha anlamlı olacaktır. 21. sorumuz cümlenin akışını bozmaktadır sorusu. Burada şıkları birazcık böyle karıştırmış. Dikkat etmemiz gerekiyordu. Bir tık da büyütelim. Evet. Ailenin gelir düzeyinin yüksek ya da düşük olması çocuğun gelişiminde önemli rol oynar. Güzel. Sosyoekonomik düzey düşük ailelerde genellikle temel ihtiyaçlar karşılanamaz. Çocukların hareketleri sınırlandırılır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gelirin yüksek ve düşük olması tekrar sosyoekonomiye girdi burada. Hala çocuk gelişiminden bahsediyor bize. Dolayısıyla 1 ve 2 birbirini devam ediyor. Yani burada akışı bozan herhangi bir cümle rastlayamıyoruz. Anne babanın çocukla gerektiği gibi ilgilenememeli çocukların gelişimini olumsuz yönde etkiler ki zaten burada hareketlerin sınırlandırılması devam etmişti konu. Dolayısıyla 3 de çok olacak gibi değil arkadaşlar. Düşük sosyoekonomik düzeydeki annelerin ekonomik imkanlarının kısıtlılığı nedeniyle psikolojik olarak fazla yıprandıkları ve yaşadıkları stres sonucu çocuklarına karşı daha sert davrandıkları hala çocuk gelişiminden bahsediyor arkadaşlar. Çocuğun gelişiminde ailenin sosyoekonomik durumunun yanında ailenin yaşadığı çevrede etkili. Bakın. Şimdi bütün hepsinde 1'de, 2'de, 3'de, 4'te bir şekilde sosyoekonomik durumun etkisinden bahsediliyor. Ancak 1'den 5'te çevreye de geçti. Ama biz hep sosyoekonomik durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar Adana seçeneği olacaktır. Bu parçadan pasif evlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diye sormuş bize arkadaşlar. Almanca passive housing sözcüğünden gelen pasif ev, ekonomik, çevre dostu, enerji verimli ve konforlu bir standart yapıdadır. Türkiye'de ilk örneği Antalya'dadır. Pasif binalar diğer binalara oranla daha az miktarda enerjiyle soğutma ve ısıtma yapabildiği için %90 oranında enerji tasarrufu sağlamaktadır. Pasif evler ısıtma ve soğutma için metrekarede 15 kilowatt saat enerji harcamaktadır. Ayrıca ısıtma, soğutma, elektrik aydınlatma ve havalandırma tüketimini kapsayan prömyer enerji için 120 kilowatt saat enerji harcamaktadır. Pasif yapılarda geri dönüşümlü havalandırma sistemi vardır. Uzmanlara göre şimdilik kullanımı az olsa da pasif evler bu özelliklerinden dolayı 21. yüzyılda çokça tercih edilecekmiş. Evet, henüz istenilen seviyede değildir'e ulaşabiliyoruz. Şimdilik sayısı azdı çünkü. Değişik ülkelerde kullandığını nereden anlıyoruz? Türkiye'deki örneği varsa başka bir ülkede de bir örneği olacaktır. Çünkü ilk kez Türkiye'de dememiş. Türkiye'deki ilk örneğinden bahsetmiş. Dolayısıyla burası doğru arkadaşlar. Evet, enerji tasarrufu ya da enerji verimliliği de oldukça yüksek de büyük bir kısmında zaten bunu görüyorduk arkadaşlar. Binada yaşayan kişilerin konforunu, burada binada yaşayan kişilerin konforuyla alakalı hiçbir şey söylememiş. Büyük ihtimal cevabımız Bursa arkadaşlar. Adana'ya da bir bakalım. Gelecekte kullanımın artacağı, evet, 21. yüzyılda daha çok tercih edilecektir diye söylemiş bize. Cevabımız Bursa seçeneği olacak arkadaşlar. Bu parçaya göre Adalet Ağlı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Adalet Ağlı'nın öykülerinde yoğun bir anlatım vardır. Bilinç akışı, iç monolog, sembolik anlatım ve soyutlama onun denediği anlatım çeşitlerinden bazılarıdır. Öyle ki ilk öykü kitabı Yüksek Gerilim'deki 9 öyküden her biri için ayrı bir biçim deneyecek kadar biçimci bir öykücüdür. Çünkü ona göre her izleyin, olayın, durumun kendine has biçimi olması gerekir. Bunu benim asıl kaygım nasıl yazacağım? Kurgulama ve teknik. İçerikle biçim arasında kan damarları, bağlantıları, ses uyum, sözleri açıklamıştır ünlü sanatçı. Evet, genellikle biçimsel olarak bir şeylerin kaygısını güttüğünü söyleyebiliriz. Bu yüzden içerik bir tık daha geride kalmış arkadaşlar. Yoğundan kastı az sürede çok şey anlatmaya çalışmış. Özlülük ilkesine de uymuş bir yandan. Eserleri konusal çeşitliliğe sahiptir. Evet arkadaşlar, farklı konuları da işlediğini görebiliyoruz. Aynı zamanda da yine yoğun bilinç akışı sembolik anlatımlar olduğu için bir kapalı anlatım da var. Arkadaşlar, dolayısıyla cevabımız 23 için eserler konusal çeşitliliğe sahiptir. Yanlış işaretlemişiz arkadaşlar. Cevabımız Denizli. Bu yoktu. Evet. Cevabımız Denizli arkadaşlar. 24'e bir bakalım. Ne diyor bize? Hangisi söylenemez?
İyi bir polisiye romanın gücünün bir kısmı toplumsal yozlaşma ele alış biçimden geliyorsa diğer bir kısmı da dedektif karakterinden gelir. Evet, burada aslında sosyal temalara, yani toplumsal yozlaşmadan bahsederken değiniyorum arkadaşlar, değiniyor. İlk örneklerinden günümüze polisiye romanın taşıyıcı unsuru kendine has bir karakteri ve yöntemi olan dedektiftir. Bu yüzden raflarda aynı karakterin maceralarını konu alan dizileri sık sık görürüz. Demek ki bunlar arkadaşlar seriler halinde çıkıyormuş, arka arkaya çıkıyorlarmış. Dolayısıyla A seçeneğimiz de çıkıyor. Hiçbir yazar okuru etkilemeye başarmış ve formül tutturmuş bir dedektifi kolay kolay çöpe atmaz. Her ne kadar 20. yüzyıla kadar erkek dedektifler türe hakim olmuş olsa da 1970'lerden itibaren hem ekranda hem de edebiyatta birbirinden farklı kadın karakterlerini polisiye güncel kıldığını, evet, canlı kattığını söyleyebiliriz. Ayrıca özgün bir dedektif tiplemesinin önemli olduğunu da, belirgin sebeplerinden biri olduğunu da söylüyor arkadaşlar. Burada ancak kadın dedektiflerin bu tür romanların satışına herhangi bir katkıda bulunduklarına dair hiçbir şeye ulaşamıyoruz. O yüzden cevabımız arkadaşlar Denizli seçeneği olacaktır. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır arkadaşlar? Şimdi hepsi doğru olduğu için ben size yanlışı göstereyim hemen. Burada herhangi bir daralmaya yaşayacağım diyecektin sen burada. Burada daralmaya gerek yok. Bu yüzden cevabımız Edirne seçeneği olur arkadaşlar. Hangisinde anlam kayması vardır? Ne demek bu? Bir kipeki yerine başka bir kipekinin getirilmesidir arkadaşlar. İşte yarın sinemaya gidiyorum gibi. Normal şartlarda yarın gelecek bir zaman. Ancak ben o gelecek zaman eki yerine, acak ecek yerine yor kullandım ve anlam kayması. Biz buna kip kayması da diyoruz. Zaman kayması da diyoruz. Yani üç farklı şekilde karşımıza gelebilir. O yüzden farklı isimlerle gelince de şaşırmayacağız arkadaşlar. Aslında anlatmaya çalıştığım şey tamamen bu. Hemen bakalım. Eminim turnuvanın sonunda bu takım kupayı kazanır. Şimdi turnuvanın sonu olmamış. Demek ki burada bir acak ecek olmalıydı. Ancak sen burada ır geniş zamanlı kullandın. Kipini kaydırdın. Dolayısıyla birinci seçeneğimizde bir kip kayması söz konusu arkadaşlar. Çıkan yangın dün akşam bu tarihi konağa da sıçrıyor. Dün akşam dediği geçmiş zamandı değil ya da işte mışmış olması gerekmiyor mu yüklem? Evet. Ama ben neyi kullandım? Yo, şimdiki zaman. Anlam kayması olmuş oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Hop, cevabımız zaten o zaman Adana seçeneği olacaktır. Ne demiş? Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı özne ya da yüklem değildir demiş. Okuduğunuz kitabın türü nedir? Romandır. Ha, burası yüklem oldu arkadaşlar. Bunları böyle tamamlarsanız çok daha rahat yapacaksınızdır. Bu resimleri kim yapmış? Sezgin yapmış. Cevap verdik. Yapan kim? Sezgin Özne. Bakın Özne'yi bulduk bize. A'da da yüklem vardı. Yurt dışından gelirken ne getirmiş? Telefon getirmiş. Hemen cevap veriyoruz. Getirmiş yüklem. Getiren kim? O. Ne getirmiş? Telefon. Ha, burada bir nesne. Ama nasıl nesne? Belirtisiz nesnenin cevabını vermiş. O halde cevabımız arkadaşlar Ceyhan olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz sıfat görevine kullanılmıştır demiş. Bakın arkadaşlar kıvrılıyordu bir fiil ve fiilleri belirten sözcük türlerine bir zarf diyorduk. Nasıl kıvrılıyordu? Yılan gibi. Dolayısıyla A seçeneği zarf olur. Ne zaman devam ediyordu? Dün akşamdan beri. Bakın fiile sorduğumuz ne zaman sorusu aldığımız cevap bir zarf olur. Paketleri arabanın bagajına dikkatle yerleştirdi fiil. Nasıl yerleştirdi? Dikkatle yerleştirdi. Dolayısıyla buraya da belirtti. Zarf olarak. Ancak ev isim. Nasıl ev? Kutu gibi ev. Ha, şu anda ne oldu arkadaşlar? İsmi belirtti ya da nitelediği için biz bunlara işte sıfat diyoruz. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktır. Evet, bu iki cümle de ifade edilenlerin anlamcı doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisi demiş? 1. Yerkürede 1,3 milyon kilometre küp, güzel okudum, su vardır ve bu kapalı devre çalışan bir sistem gibi sürekli döngü halindedir. 2. İçmekte olduğumuzda kullandığımız su artma ya da eksilme olmaksızın dünya kurulduğundan bu yana vardır.
Evet. Şimdi bunları tam böyle birebir net nokta atışı olarak vermemiz gerekiyor. Bu yüzden Edirne seçeneği bir bakalım. Yerkürede bulunan 1,3 milyon kilometre küp su sürekli döngü halindedir. Gördüğünüz gibi kapalı bir devrende çalışıyor, bir döngü halindedir. Günümüzde kullandığımız su miktarının bir değişme yoktur. Ne bir artış, ne bir eksilme söz konusu. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar Edirne seçeneği olacaktır. 30. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır demiş. Anne babanın evladına şefkatle sevgiyle yaklaşınca çocuk da mutlu olur. Şimdi anne babanın mutlu olur mu olur? Yani hani burada sanki özne ve yüklemezde bir uyuşmazlık da söz konusu. Bir ikincisi buradaki nın ekine ne gerek var? Yani gereksiz bir ek kullanmamış mı? Evet. Yani şöyle desek nasıl olur? Anne baba evladına şefkatle sevgiyle yaklaşınca çocuk da mutlu olur. Evet, gayet güzel çıktı arkadaşlar. 30. sorumuzda geldik 31. sorumuza. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir demiş. Nokta nokta nokta. Örneğin edebi yapıtlarda hasat gibi bir konu, sevimli bir kır yaşantısı, kalıplaşmış bir gündelik ya da günlük yaşayış, insanlık dışı bir sıkıntı ya da insanın doğa üzerindeki zafer olarak işlenebilir ve ortaya mükemmel bir yapıt konulabilir. Bu farklılık sanatçının söz gelimi yönetici sınıfının sözcüsü, ressam ya da öfkeli bir köylü gibi konuşmasından ve yapıtın dilini bu sınıflara göre bilinçlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Direkt cevabı söyleyelim, birleştirelim sonra arkadaşlar. Bu eserin niteliğini belirleyen etken sunulan konuyla değil o konunun nasıl işlendiğiyle ilgilidir. Zira hasat gibi bir konu var. Ancak bunu kır yaşantısı, işte kalıplaşmış gündelik yaşam, işte insanlık dışı gibi konularla ya da şekillerde işleyebilirsiniz. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar C seçeneği olacaktır. 32. sorumuz hangisi yoktur demiş bize. Hemen şu şıklara bir bakalım. İşaret sıfatı edat, edilgen fiil, sıfat fiil, belirtisiz at tamlaması. Evet, biliyorum. Gölgede serin uyudu. Bir deniz mağarası kadar bir edat arkadaşlar. Kuytu ve serin. Hazların alemi. Belirtili isim tamlaması burada. Açık kirpiklerin bir sıfat tamlaması arkadaşlar. Yüzünde bir tebessüm. Evet gördüğünüz gibi burada da bir bu ağır öğle sonu demiş. Öğle sonu belirtili isim tamlaması. Bu ifadesi işaret sıfatı olur arkadaşlar. Aynı zamanda anası mezar dik ecekmiş eklenen bir tanesini şurada görüyoruz. Dolayısıyla sıfat fiil de var. Ancak edilgen fiil burada yok arkadaşlar. Evet 33. sorumuz hangisinden yakınmaktadır diye sormuş. Yani kısacası ana düşünceye sormuş biz arkadaşlar. Ne yapacağız? Paragrafın bize vermek istediği mesaja yorumumuzu katmadan ulaşmaya çalışacağız. Bu yüzden bu tip sorularda lütfen kendi yorumunuzu cümlelere katmamaya özen gösterin. Yazdığımız ve konuştuğumuz dili de ayıklamanın gerekliliğine şartlanmış zihniyetlerimiz. Bir kelimenin biri öz Türkçe, diğeri Osmanlıca iki karşılığı varsa hangi ideolojik kamptan olduğumuza göre birini seçiyoruz. Gerçek kelimesi seçenler hakikati tedavülden kaldırma derdinde. Hakikatçiler ise gerçekten kurtulma peşinde. İkisinin asla aynı şey olmadığını yazarken ya da konuşurken farklı farklı durumlara göre insanın bazen birini bazen ötekini kullanabileceğini kabul edemiyoruz bir tür. Böylesi bir karmaşa ağır geliyor zihinlerimize. Bize kaosu çağrıştırabilecek her türlü esneklikten kaçıyoruz. Sessizce arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi burada yabancı kökenli sözcükler ve öz Türkçe sözcüklerin aslında farklı noktalarda kullanabileceğini ancak bizim nedense bunu hiç tercih etmediğimizi ve sürekli aksa ak, karaysa kara mantığıyla yaklaştığımızdan birazcık yakınıyor arkadaşlar. Hemen cevabımızı söyleyelim. Kimi sözcükleri kişinin dünya görüşüne bağlı olarak kullanılmamasından evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı bakış açılarından da bahsetmiştim. Bu yüzden cevabımız Bursa seçeneği olur. Bu cümleden aşağıdaki yorumların hangisinde varılabilir diye sormuş bize. İnsanın 40 yaşına kadar geçen yılları yazdığı bir kitaba, sonraki yılları da o kitabın eleştirisine benzetilebilir. Evet, hemen cevabı söyleyelim arkadaşlar size. D seçeneği olacak.
insanın yaşamda yaptıkları ile ilgili sorgulamalarının 40 yaşından sonra başladığını, zira insan 40 yaşına kadar geçen yıllarını yazdığı eserlerle 40 yılından sonra kitaplarını eleştirmesiyle geçtiğinden bahsediyordu. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar Denizli seçeneği olacaktır. Evet, bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakın 35-36. Soruları bu parçaya göre cevaplarımız dediği için mutlaka paragrafı parça iyi anlamamız, keşfetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Günümüzde insansız robotlar, demek ki konumuz insansız robotlarmış. İnsanların yaptığı birçok işi yapabiliyor. Peki konumuza girdik arkadaşlar. Bundan sonrası yardım düşüncelerle ana düşünceyi desteklemek olacaktır. Bize de hangisi söylenebilir diye sormuş zaten. Evet. İnsansız robotların insanlar gibi çevreleriyle etkileşim halinde olabilmesi için çevrelerini hassas bir şekilde algılayabilmesi gerekiyor. Münih Teknik Üniversitesi'nde Profesör Doktor Gordon Cheng ve arkadaşları bu amaçla robotlarda kullanılabilecek yapay bir deri geliştirdi. Yapay deri, çapı yaklaşık 2,5 santimetre olan altıgen şekilde sensör biçimleri oluşuyor. Bu sensörler sıcaklığı, basıncı, mesafeyi ve ivmelemeyi tespit edebiliyor. Robotun gövdesinde, kollarına, bacaklarına, hatta ayaklarının altında toplam 13 binden fazla sensör var. Bu sayede robot bütün vücuduyla hissedebiliyor. Söz gelimi pürüzlü bir zeminde dengeli bir şekilde yürüyebiliyor. Bir insana sarılabiliyor ve elini sıkabiliyor. Adamlar neler yapmış arkadaşlar? Hemen bakalım. İnsansız robotlar dış görünüş olarak insanlara benzemektedir. Çok da bundan bahsetmemiş yani. Hani insansı demiş zaten. Ya, ve bunu böyle çok net bir şekilde söyleyemiyoruz ki yeni yeni yapmışlar artık. O da zaten altıgen şeklinde derilermiş. Çok da böyle bizimki gibi bir bütün halde bir deri değil. Yapay deri teknolojisi şimdilik tasarım aşamasında değil. Şu anda zaten kullanılıyor arkadaşlar. 13 bin tane adamda varmış. Gelecekte insansız robotlar insan vücudunu gerçekleştirebilecek benzeşleri gerçekleştirmesi bekleniyormuş. Evet arkadaşlar, bence buna ulaşılabiliyor. Devam edelim. Robotlar insan gücü gerektiren pek çok çalışma alanında insan gücüyle yapılanları daha verimli olduğundan çok da bahsetmedik. Yapay deri teknolojisiyle ilgili olarak dünyanın farklı ülkelerinde değişik çalışmalar var. Bize sadece Münih Üniversitesi diyerek Almanya'yı kastetmiş. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak hangisinden yararlanılmamıştır ya da hangisi söylenemez diye sormuş bize. Evet arkadaşlar, bir tık küçültmemiz gerekiyor tabii ki. Hemen şöyle küçültelim. Sözsüz yararlandığına, evet, 2,5 santimetre olduğu, 13 bin tane olduğu falan o sensörleri bahsediyor. Örneklemelere yer verilmiştir. İnsanlar gibi tokalaşabilecekleri, sarılabileceklerinden bahsediyordu. Dolayısıyla bu da doğru. Açıklamalara evet, çünkü zaten metni okuduğumuzda ulaştığımız bir bilgi var. Dolayısıyla bir açıklama paragrafı diyebiliriz. Günümüzdeki robotlardan bahsederek önceki robotlarla birazcık kıyasla girdiği için karşılaştırma diyebiliriz. Ancak herhangi birinin bir sözünü, bir cümlesini isimle birlikte aktarmadığı için burada bir tanık gösterme yoktur arkadaşlar. Evet, bu parçada tembellerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diye bir soru sormuş bize. Bakalım, tembel insanlar genellikle kolaya kaçtıkları için zahmete, riske girmezler. Evet. Zarara uğrama tehlikesini göze alamadıklarından bahsedebiliriz arkadaşlar. Tembel kişi hedeflediği şeye ulaşmak için başkasının hukukuna saygı göstermesi gerektiğini kabul etmez. Evet arkadaşlar, burada başkalarından gözetmedikleri ifadesi de çıkıyor. Yani ekmek verip terlemeden, yorulmadan isteklerini ya da istediklerini elde etmeye çalışır. Hazır çözümler ortaya bir iş koyacağı zaman daha önceden yapılmış çalışmalardan faydalanır. Gayet güzel bak, başkalarından zahmetsiz şekilde beslenmeye çalışmış adam. Demek ki genellikle belli bir hedef doğrultusunda hareket etmediklerini söyleyebiliriz ki zaten sonuç odaklı çalışmadıklarını, amaçsız olduklarından bahsediyoruz. Bir hedefleri olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız 37. soru için Bursa seçeneği olacaktır. Evet, bu parça iki parçaya ayrılmak istense hangisinden ayrılır diye sormuş 38. soruda. Şöyle bir küçültelim hemen burayı. Evet, konunun değiştiği nokta arkadaşlar burada 4'tür. Zira tembellik deyip
tembelliğin ne olduğunu anlatmıştır. Bundan önce tembel insanlardan, tembel kişilerden bahsetmiş. Ancak 4 numaralı cümleyle birlikte tembellik olayının ne olduğuna geçmiş. Dolayısıyla burada bir anlam ve anlamın yönü de değişmiş oldu. O yüzden cevabımız arkadaşlar bu seçenek için Ceyhan seçeneği olacaktır. Bu seçenek için değil, bu soru için. Evet, özellikle aşağıdaki hangisi üzerine durulmaktadır demiş. Şöyle bakalım yukarı bir şey var mı? Peki. Beynimizde hız algısının oluşmasında en önemli veri kaynaklarından biri çevremizdeki bize göre hareketli nesnelerin görüş alanımızdan geçerkenki hareketidir. Böyle durumlarda hareket eden nesnelerin niteliğinin azalması beyinde hatalı bir hız algısı oluşmasına neden olur. Görüş alanımızdan geçerken bulanık görünen nesneler, net görünen nesnelere göre daha yavaş hareket ediyormuş gibi algılanır ve bu da bizi kendi hızımız konusunda yanıltır. Bazı bilim insanları sisli havalarda araba kullanırken de benzer bir etkinin ortaya çıktığını düşünüyor. Yani sisli havada araç kullanan sürücüler gerçekte hareket ettiklerinden daha yavaş hareket ettikleri izlenimine kapılır. Bu da hızını kesmeyen araç sürücülerin kaza yapmasına yol açar. Evet. Hız algısının oluşması ve sisli havalarda hızın yanlış algılanma nedenlerinden bahsetmiş mi arkadaşlar? Özellikle bundan bahsetmiş. Ki ana düşüncemiz şu son iki cümlede mevcut. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar Adana seçeneği olacaktır. Bu parça numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez diye sormuş bize. Şurada bir küçültmemiz gerekecek bu soruyu arkadaşlar. Evet. Birinci cümlede genel bir saptama tespit demek arkadaşlar. Genel bir saptama. Yani herkesin anlayabileceği ve herkese hitap eden bir saptama var. Beynimizde hız algısının oluşmasının en önemli veri kaynaklarından biri çevremizdeki bize göre hareket nesnelerin görüş alanımızdan geçerken ki hareket ediyor. Evet, bu bir tespit. Genel bir tespit arkadaşlar. İkiye bakalım. İkinci cümlede bir olgunun gerçekleşmesi koşula bağlı olarak açıklanıyor. Böyle durumlarda hareket eden nesnelerin netliğinin azalması beyinde hatalı bir hız algısı oluşmasına neden olur. Ama burada sanki bir neden sonuç ilişkisi yok mu arkadaşlar? Yani hatta neden olur diyerek bir nedensellik katmış için içine. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar Bursa seçeneği olur. Devam edelim ama. Üçüncü de bir karşılaştırma söz konusudur demiş. Bakın burada bulanık görünen ya da net görünenler arasında bir karşılaştırma söz konusu ve e-göre ve daha ifadeleri var. Bunları gördüğümüz yerlerde böyle ufaktan karşılaştırma diyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü cümlede bir tespit tahmine dayalı olarak ortaya konulmuştur. Bazı bilim insanları sisli havalarda araba kullanırken de benzer bir etkin ortaya çıktığını düşünüyor. Evet bu bir tahmin arkadaşlar. Yargı gerekçe ilişkisi söz konusu. Yani yargının olmasının sebebini söylemeye çalışıyor. Yani sisli havada araç kullanan sürücüler gerçekten hareket ettiklerinden daha yavaş hareket ettikleri için kaza yapıyorlarmış bir sebep de söz konusu arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Bursa seçeneği olur. Umarım iyi bir sınav geçirmişsinizdir. Sınavımıza da az kaldı biliyorsunuz. İyi günlerde sınavlarımıza girelim. Güzel güzel bitirelim. Sonra güzel sonuçlarımızı alalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Çok iyi bakın. Sizleri seviyorum.